Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Manta Network Binance Launchpool oluyor. Ses getirecek ciddi bir projeden bahsediyoruz. Normalde tweet'le geçiştirecektim ancak şunu gördüm ki takipçilerim benden video bekliyorlar. Neden video bekliyorlar? Hem Chai'de hem de özellikle AI'da e, biz düşüşten fiyat hedefimiz tuttuktan sonra güzel bir kar ettik. Chai'de ise bu işe bulaşmamıştık ancak AI'da e, belli bir fiyat analizi yapmıştık ve onun çok altında listelenmişti ama biz cesurca oralardan topladık ve güzel kârlar et, elde etmiştik. E, ve gördüm ki takipçilerim işin bu kısmıyla ilgileniyorlar. Bu çok güzel. Biliyorsunuz ki listelendikten sonra bir e, coin'e e, özellikle boğa piyasasında girmek gerçekten risklidir. Yani orada çok garip mumlar görebiliriz. Ancak tecrübeli insanlar olarak da hedef net olursa ve birazcık da zararı kabul ediyorsan ve büyük paralarla girmiyorsan bunun da bir fırsat olduğunu söylememiz lazım. Öncelikle Binance Launchpad'den bahsedelim. BNB ve FDUSD kitleyebiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Ben biliyorsunuz ki BNB'ler ile çok oynuyorum. Hani bozuyorum, ediyorum falan. 300'ün altına inince direkt alıyorum. 300'ün üstüne çıkınca duruma göre bozduğum oluyor, aldığım oluyor. Launchpad'lerde değerlendiriyorum ve Twitter'da da söylüyorum. Hani BNB tutmak şu an için avantaj 300 doların altında hala destekliyorum. Net bir şekilde alırım. E ve ben BNB'den genelde USTD'ye dönüyordum ancak FD-USD'ye de dönme vakti gelmiş gibi duruyor. Çünkü burada e, iyi pay ayırdılar ki bu böyle devam ederse FD-USD'de de güzel bir risksiz kazanç sunuyor ki e, ucuz TL e, politikasında düşünürsek ve şu an dolar e, TL'nin 30 TL ama yıl sonunda da 45 TL gibi bir beklenti var bende ki bununla ilgili de Twitter'da yazmıştım beni takip edebilirsiniz. E, mantıklı gibi duruyor arkadaşlar. FD, USD kitlemek. E, i̇ki gündü stake ve ilk günü geçti. Bugün bu videoyu izledikten sonra da yatmadan önce kesinlikle globalde BNB'niz varsa ve kitleyin global hesabınız yoksa videonun altında açıklama kısmında üyelik linki de bulabilirsiniz. Hani herkesin Binance hesabı olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki ne kadar mantı verir arkadaşlar? Bir BNB için bir gün bekletirsen yani bu videoyu izledikten sonra bekletirsen ortalama 0708 mantı alacaksın. Bunu da net gördük. Şu an 15 milyon stakeli BNB var. Peki manta kaç para olur diye bir yazı da yazmıştım. Bulp'ta ee, ne demiştim işte 2.5 dolar 3 dolar gibi bir şey bekliyorum demişti. Şimdi tabii ki de birazcık daha netleşti. Çok ise bakalım arkadaşlar. Launchpad detay sayfasında zaten bahsetmişti. Şuraya gelelim. 251 milyon adet olacak ilk listelemede. Bunun 30 milyonunu Binance atmış oldu. 251 milyon adet olacak. Peki kaç dolar olur? Güzel ayrıntılı bir analiz edelim. Airdrop baskısı elbet olacak ama bence öyle çok da fazla değil. Şimdi 86 milyon buradan geliyor arkadaşlar. Ee, burada airdrop iki kısmından da 50 milyon adet gelecek. Ee, 86 136 milyon adet airdroptan gelecek. Public sale'de birazcık bir baskı var. Ee, bunların hepsini düşünce yani yarısından fazlası airdroptan gelecek. Ancak burada airdropa katılan yatırımcıların da bilinçli yatırımcı olduğunu da unutmamak lazım. Hani e, rastgele bu coinleri almadılar ve genelde ekosistem içinde olan insanlar bu önemli. Bunun neden önemli olduğunu da şuradan söyleyebiliriz. Birazcık muadil projelere bakın. Bu arada Manta Layer 2 e, katman iki bir proje e, Ethereum'un üzerinde. Şu an için bir ekosistem oluşturmamış gibi dursa da aslında Manta'nın e, teknolojisini birçok diye kullanıyor. Ve ileride daha iyi aşamalara gelebilirler. Hani Sey de ilk çıktığında mesela ekosistemi yok denilmişti. 100-150 milyon dolar market kaplarda kalmıştı arkadaşlar. Ancak şimdi baktığımızda 1.8 milyar dolar market kapına gelmiş durumda ve yavaş yavaş ekosistemini büyütüyor. Suyu keza e, ekosistemi yok denilmişti. Ancak baktığımızda yükselişi kaydetti ve 1.3 milyar e, dolar bir hacme geldi. Bunlar hep güzel örnekler. Hadi bir de bakalım Binance'de listeli olma, listelenmemiş bir Metis projesinin ekosistemi olmaması rağmen ki Metis biliyorsunuz ki bize çok çok iyi kazandırdı ve 534 milyon dolarlara geldi. Şimdi OTC fiyatı 3 dolardı floor price ve 3.5 dolarlara kadar çıktı. Ben Manta ile ilgili 2 dolar gibi tahminler görüyorum. E, bence 2 dolar biraz fazla kötülter. Burada e, daha yüksek fiyatlar görebileceğimizi düşünüyorum. Peki hocam nerelerden alırız? 1.5 dolar güvenli alım bölgesi olur benim için. 1.5 dolardan görürsem yani şuraların e, 400 milyon dolardan aşağı olduğunu görürsem tabii ki de acele etmem. Buna rağmen kademeli yaparım ama sanki güvenli bölge olur. 1 dolar aşırı güvenli bir bölge olur benim için. 1 yani doları mantı düşerse e, alırım şu piyasada Tabii ki de şunu da söyleyeyim. Şu anın piyasası için söylüyorum. Kripto paralarda uyduruyorum. Solana'yı 10 dolar pahalıydı Solana için zamanında. 15 dolar pahalıydı. Ama öyle bir zaman geldi ki 140 dolar ucuzdu. Hani kripto piyasalarında bu borsadaki hissedeki gibi çok bir temel değer olmadığı için piyasaya göre konuşuyorum. Ancak şu an için 1 doların altına düşerse bence büyük fırsat olur. 1,5 doların altı da net bir güvenli alım bölgesi olur. 2 doların altı da piyasaya göre bence kabul edilebilir bir risk olur. Bana sorarsanız arkadaşlar 2.5 dolarda yatay bir hareket çok olası gibi duruyor. 3 doların üstüne de şaşırmam. Hani burada birazcık airdropçuların Dropcuların e, korkutmaya çalışacaklar mı çalışmayacaklar mı bu önemli. Yani burada bir airdropçuları silkeleme hareketi yapılabilir. Mesela çayı da bunu gördük. AI'da gördük. Mesela AI'da da büyük bir silkeleme operasyonu kapıldı. Bu silkeleme operasyonu bizim işimize gelir. Ben airdrop mantıdan kapamamıştım. Ama böyle bir silkeleme operasyonu gelirse 1.5 dolardan da mantarlarımı toplamaya başlarım. Bir dolar da daha yükle girerim. Daha düşük olursa zaten güvenli alırım. Tabii ki de bunların hepsi yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi listelemeden hemen sonra bir coin almak büyük risktir. Aslında bunun en güzeli fiyat oturduktan sonra almaktır. Bakın seyi fiyat böyle yataya bağladıktan sonra alan üzülmedi. Suyu yataya bağladıktan sonra alan üzülmedi. Çok baba bir layer 2'ye gelelim. E, ARB'ye bakalım. Mesela ARB'de de fiyat Yataya bağladıktan sonra tonla sövdüler, ettiler ancak 1 dolarda stable stablecoin dediler. Bakalım o kısmına gelelim. 1 dolar ne kadar uzun süre takıldı. Daha da aşağılarda takıldı ve hop fırladı. Hani e, listelemeden sonra almak riskidir. Yani bekleyebilirsiniz. Belki silkeleme operasyonu fiyat yataya gider ya da yukarılara direkt gider. E, şu an piyasanın iyi durumda olduğunu unutmamak lazım. Binance desteğinin önemli olduğunu da unutmamak lazım. E, bu yüzden de arkadaşlar e, mantı için ben açıkçası tetikte olacağım. E, onu söyleyeyim. Dediğim gibi yarın da devam ediyor. Yarın 24'te devam edecek. 24 saat devam edecek. Ve ay 18'inde ayın 18'inde ne zaman oluyor arkadaşlar? Perşembe günü de saat 13'te Türkiye saatine göre 13'te listeleniyor olacak ve launch pulların devamı gelecektir. BNB ile ilgili de analizlerimi ve launch haberlerini görmek için beni arkadaşlar Twitter'dan takip etmenizi öneririm. Onun dışında da Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında var. Dediğim gibi Binance üyeleriniz yoksa da, yoksa da açıklama kısmında yine üyeliği de bulabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bol kazançlar diliyorum.